Kaldığımız yerden devam edelim bence çünkü. Ya şey olsun yapıyorum ya. Şimdi Uzun Köprü Keşan yazalım başlıyor. Sadece orası için olsun video. Tekirdağ İnce'yi de ayrı bir videoda gösterelim. Çatalcısı var bunun, yok bir şirketi var, başka bir şirketi var. Yani İstanbul'da bir sürü semt var. Aradaki farkları da hissediyorsunuz, görüyorsunuz. Dün akşam oynadık zaten. Biraz bokunu çıkardım ben ama. Şey olarak hani böyle olmayan hani şeyleri zorladık hani. Yok Florya sahil yoluna çıkalım, yok şuraya gidelim, buraya gidelim. O yolları veriyor, tabelada görüyorsun onu, inanılmaz hissettiriyor ya. Neyse şimdi Tekirdağ'a gidelim. Tekirdağ büyük olmuş. Kesinlikle itiraz istemiyor şey olarak hani. Edirne'yi görüyorsunuz zaten Keşan'ı falan. Tabii yine Tekirdağ'da mesela olması gereken şeyler var. Şimdi göreceksiniz. Ama Tekirdağ böyle ilk paylaşılan görüntü yeniden gelmişti ya. Güzel olmuş ya. Hatta arka şeye girdik. Şirketlerin olduğu mahalleye girdik. Orada şey diyorlar. Karadeniz Mahallesi falan diyorlar. Hatta Baltrak Lojistik var. Zaten oraya gidiyoruz şu an. Tekirdağ şubemiz. Ya Selçuk abin ürettiği bir firma şey firma olduğu için böyle logoyu kendi tasarladı. Adını kendi buldu. İşte Balkan Trakya diye. Ve ay yıldızlı bir logosu var. Şu an tabii burada yok da. Ya bunlar işte çiftlikler ve yani fabrikalar diye yapalım. Buraya da bir şirket eklemiş aynı. Yeni gelen bir şirket sanırım bu aynen. Hatta Tekirdağ'da bir şey var. Bir maden var. Orada taş ocağı falan herhalde zaten olur normal. Keşan'a da şimdi Keşan'a kömür madenleri falan. Ya Keşan'ın havası güzeldi yalnız farkındaysanız. Mis de mis. Bir de grafik modeli falan oynuyorsun. Çok daha güzel bir havası olur. Ya kirlilik bakımından biliyorsunuz Uzunköprü ve Keşan hava kirliliği bakımından bayağı kötü. Şimdi sağdan bir şu istasyona gelelim. Bilen varsa bu istikamette ne var yazabilir. Sonra da şirkete gireceğiz. Çok hızlı girdim. Bu yol nereye gidiyor şu an hiç bilmiyorum çünkü. Yani hala şey değiliz biz Tekirdağ'a ya yaklaştık ama arada bir sürü Balıkara Keşan olaylar falan başka şeyler de var ama onlar yok. Bu yol bir yere çıkıyordur yani. Bir şu an hangi mevki mesela bu maden nerede var? Onu merak ettim. Bu taş ocağı nerede var? Rakitir ocağı varmış. Şimdi burada madende taş çıkarıyorlar ama biz oraya girmiyoruz. Yanında işte bir yükleme alanı falan var. Oradan işe alıyorsunuz doğrusu falan. Alabiliyorsunuz. Çeşitli işte palet var. Mesela damperli dorseler nedir? Ondan sonra taş maş taşıyabiliyorsunuz. Güzel olmuş. Burada işte gerçek bir yeri eklemişler. Yani bu şeyi de görmek güzel. Bir de göl var ya. Hani hiç şu an bilmiyorum neresi burası. Bu asetlerle sıfırdan 1'e 10 ölçekte daha ayrıntılı diyelim. Önemli yerlere ekleyebileceğiniz düzeyde bir harita tasarlansa ama bağımsız olmak zorunda. Çünkü ya da ne olur işte buraya bağlı uzaktan bir feribotla gidebileceğiniz hani olur ya öyle haritalar. Eteseki yapılır. Brezilya haritası gibi. Bir harita tasarlansa Türkiye haritası sıfırdan. Ama çok büyük bir şey var. Yani olmaz öyle. Hani bunlar kullanılarak harika şeyler yapılabilirdi. Daha da tabii kendi tasarlasın mesela modeller yapılabilirdi yine ama zor işler. Bu saatten sonra da böyle olmayacaksa harita modlarının bir önemi olmuyor ya. Bu ne ya? Keşan Tekirdağ otobüsü mü? Denizi görebiliyoruz buradan. Hatta Keşan'dan Tekirdağ o giriş çok iyidir ama liman var la orada. Sanki. Ama durum budur. Ha, burada bir yine tesis demeyeyim de şimdi liman sağdan aynı. Kumbaş şehir merkezi var. Aynen.
Biz gene başka bir yerden giriyor gibiyiz şu an Tekirdağ burada. Şehir tarafın yani yoldan değil. Nereden giriyoruz ki? Garip ya. Sanki ara yollardan böyle diğer taraftan giriyormuşuz gibi oluyor. Ha işte bak şu kısım çok iyi. Burası çok iyi. Bu adını unuttum şu an. Yine gerçek bir tesis. Otobüsler falan böyle duruyor. Çok tatlı olmuş. Çok güzel olmuş ya. Yine sağda bir fabrika var. Ayrabolu, İstanbul. Kumbaşehir. Şimdi sağda mı kalalım? Evet ben yok yok girmeyeceğiz buradan da. Buradan giriş yok ama bir sonraki yerden giriş var. Orada şunu soruyor şimdi. Mesela buradan hangi mahalleye gidiyor? Ya bizim Baltrak Lojisi şu an Tekirdağ'da bulunduğu mahallenin adı lazım da. Ondan. Ya bu yol öyle gidiyor tamam evet. Ama Tekirdağ bayağı büyük olduğunu görüyorsunuz. Şöyle en but kısımdan. Ondan sonra şu istasyon var. Ve yani Tekirdağ limanı da yok. Çünkü gerçekten limana inmemiz gerekiyordu. O yüzden diyoruz ya limanlar yok. Olması lazımdı. O eksik yani orada. Yani böyle mantıklı şeyler yazacağını millet biraz acayip şeyler yazdığı için. Eminönü istiyorlar. Eminönü. Hangi oyunda gördün ki yani bu tramvay ya da otobüs metro değil ki. Ben de orada dolaşırken dedim ki ulan keşke şeyde gerçeğinde diyorum hani dolaşırken ulan diyorum keşke bir tramvay simülatörü bir şey yapılsa da yapılsa buralar be. Evet Tekirdağ mutlaka burada izleyenlerden birisinin evi vardı. Dün akşam yine yayında oynarken el salla falan diyor. Sağdayım falan el salladık sonra. Karadeniz Mahallesi'nden dediler hani bizim şirketin olduğu yere. Bizim şirketin olduğu yere falan. Sahiplendik orayı. Buradan gene Tekirdağ'a gidiliyor. Vay be. Hayır gerçeğini biliyorsun ya hani aklına o şey geliyor sonra. İstanbul'da mesela sokaklardan bakıyorsun yani Edirne'de. Ya diyorsun ki hani gerçekten öyle bir yer var. Onu temsil ediyor binalar. İnanılmaz duruyor. Heh, şimdi geldiğimiz yer burası. Şunu diyeceğim burada bir mezarlık eklemişler. Yazılara bakmayın. Baktık hani yabancı bir şeydir. Şey olarak hani düşük çözünürlük. Onlar resimler sonuçta. Mezarlık var. Ne mezarlığı? Yazarsınız yine. Siz yazın ya. Yani şu şeyi çok sevdim. Mesela burada sağdan devam ediyor yine. Yani güzel yapmışlar burayı. Buradan giriyoruz. Dün akşam da buradan girmişiz zaten. Yine düz gideceğiz. Ha şey de var mesela. Şimdi diyeceksiniz ki niye uçak restoranı falan yok? Ya da şimdi denizi biraz daha görsek hani az önce söylediğim neden dolayı ve şöyle bir şey demişti Selçuk abi bu ambardaki liman için. Yani düşünmüşler onu ama o liman her yeri görüyormuş. O yüzden daha fazla alanı yapmak zorundalarmış. Hani performansı var için içerisinde bir de sonra başka yerlerde yapmak zorunda kalıyorlar. Oyunda olmayacak yerleri de. İşte hesap edin. Teknik, altyapı ve oyunun kendi sınırları var. O nedenle işte bazı olaylar olmuyor. Hem teknik altyapıdan kaynaklı oyunun böyle olması gerekiyor. Hem tır simülatörü bu. Hem performans var devreye giriyor. Ölçekleme devreye giriyor. Coğrafi konum devreye giriyor. Böyle durumlar var yani biraz anlayışlı olun. Burayı görmüş müydük? Değil mi? Burayı gördük sanki ya uzaktan. İlk görüntüler buradan gelmemiş miydi? Hani burayı görmüştük bir yerden. Hani diğer taraftan burayı uzaktan görmüştü. Geçiyordu burada. Tamam. Yani garaj var. Garajı alamıyoruz şu an. Paramız yok. Burası hatta gerçekte olan bir yerdi. Onu yine daha önce ilk görüntüler geldiğinde bulmuşlardı. Gerçekte olan çok yer var burada. Hani çünkü Google'dan bakıldığı için ona göre yapılıyor. Sağdan giriyoruz yine. Şurayı çok sevdim. Bu ortam çok iyi ya.
gerçekten oradaymışsın gibi şu an gidiyorsun da o yüzden. Evler falan. Artık kimin eviyse ona bakıp koymuşlardı belki. Bitmiştir şimdi. Çöp tenekeleri. Konteynerler bayağı. Dün oynarken çaktım bir tanesini. İki tane, üç tane ne vardı? Burada yine bir site var demek ki de hani aynı yapmışlar ve yani düzenli yapmışlar. Ve durak da koymuşlar yine. Ne yaptın ya? Manyak, önce ben geçiyorum ya. Arkadaş ya. Yani göstereceğiz diye yapmadığımız şey kalmadı. Dün de öyle. Yani maksat şu an bunu göstermek, takılmayın böyle şeylere. Evet. Dur şöyle bir gidelim, dönelim, ondan sonra tekrar gireriz. Servis zaten burada. Ya bu yol nereye devam ediyor mesela şu an? Solda dom depo var bir. Sonra burada bir şirket ama Bremen şirketi daha var. Ama Bremen Dorsel'e takılmıyor ya, şey başka bir isim var. Baltrak Dorsel çıkıyor orada. Bizim Dorsel her yerde. Uppsala Edirne diyor ya, ya bak 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 şimdi. Gördükçe geldi minibüsler. Burası bizim Tekirdağ şubemiz. Ya buna adresini verin de yazalım şey ya. Ya Selçuk abi olan yayını izleyin. Yine yazmaya ve anlatmaya devam ederim yani onun söylediklerini. Çünkü gerçekten farklı bir durum var ya. Vallahi G-Trafik 5 olunca görüyorsunuz. Dün akşam yine onun yaptığımızda mesela yüzlerce metrobüs vardı. Yüzlerce Marmara vardı ya. Oyunda çıldırmıştı bu. Ya bu Dorsera yenilense bari ya valla. Değil mi? Tankerler mankerler bunlar. Gerçekten tanker var. O yeni de. Neyse olsun. Şu an yine gerçekçi bir görev aldık yani buradaki fabrikalardan. Tekirdağ'daki. İyi oldu yani. Bir kere şeyi unutmuyorum ya. Tekirdağ'da bir çuval fabrikası falan var ya. Oradan bir kere çuval almıştık fabrika için ya. Tabi arkada doldurunca kediye çuvalları. Ben onun arasında gelmek zorunda kalmıştım tekrar. Üzül köprüyü. Üzül köprüyü fabrikaya diyelim. Evet sağdan böyle göstereyim köfteci. Ya yeter ya. İnadına böyle her yere köfteci, kebap, bir de lahmacun, ev yemekleri, bilmem tava ciğer. Dün akşam artık geç oldu saat. Yemek yemem lazım filan. Acıktım da hani böyle duramıyorum. Sürekli bir tabela görüyorsun yemekle ilgili. Buraya giriyorsun. Ben şu şeyi çok sevdim. Yani böyle eğimler meyimler. Tepe olan yeri yapmış. Şimdi Namık Kemal Üniversitesi 1. Şehir merkezi Süleymanpaşa. Bunu yine görüyorsun sağ tarafta uzakta bir yerde ama gidemiyorsunuz. Tekirdağ'da farkındaysanız daha çok şey var. Artık buradan Çorlu'ya mı gidilir, nereye gidilir de malum bilemiyoruz. Yine camiyi görüyorsun minareleri orada. Bayağı iyi yani şu. Şu mesela şu manzara nasıl yani şimdi? Belki fotoğrafını atarsınız yani.
Abi böyle görmek var yani. Böyle olacaktı zaten. Ne o? Köse İlyas mı? Buradan bu böyle devam ediyor o zaman o. Dur. Göstereyim şimdi. Hemen. Zaten artık bitecek video da. Aynen buradan bak. İlk defa duydum ya. Gördüm şu an. Neyse bu kadar gidebiliriz. He, bon var burada yine. Yani burada işte gerçekte ne varsa herhalde ona göre bir şey mi yaptılar? Market vardır herhalde zaten. Olmayan bir yer var mı? Ne güzel yani. Düşünsene böyle bütün Türkiye'ye gelmiş ve dolaşıyorsun böyle. Herhalde öyle bir şey olsaydı DLC. Yani bitmezdi be. Bak bir hafta 5 gün biz erkenden oynuyoruz tamam da. Bitmezdi ya. Hani böyle düşünsene her yere farklı farklı gidiyorsun. Amerikan Truck Simulator gibi ya. Adamla inanılmaz bir şey yapıyorlar orada ama. Millet iplemiyor da neyse. Ve Yenice'ye geldik. Yine Yenice'li birisi sanırım yazmıştı yayında. Şeydi ya da yorumlarda mı görmüştüm? Dedesiyle camiye mi gidiyormuş mu? Camiye mi gidiyormuş? Öyle bir şey söylemişti. Zaten ilk görüntü buradan gelmişti. Yine ben durmak zorundayım, göstermek zorundayım. Kendime hakim olamıyorum. Evet artık burada kimin neyi varsa el sallayabilir. Düşününce öyle ya adamın evi var şu an burada yani düşünün. Adamın evi var ya. Marketler, yol üstü kahvesi falan da. Şimdi şeyle takılmayın. Bu bazı şeyler alakasız olabiliyor. Yani işte tabi yani bilerek yani özellikle yapacak hali yok. Bizim orada bir şeyimiz yok. Yani buradan inip bunları yemiyoruz. Bir açık dünya oyunu değil. O yüzden onu tekrar söyleyeyim. Ona göre yapılıyor. Yani mesela diyelim ki orada tabaca yazıyor ama içeri bakıyorsun resimlere. Rastgele yapıldığı için bunlar. Orada başka bir şey görünüyor. Yani takılmayın bunları. Uzaktan görmek için ama biz şimdi tabi burada bir anlam arıyoruz. Bir şey arıyoruz burada. İyi gıda, taze ve lezzetli bak köfteci yine. Böyle bir... Bu da çok beğendim mesela burayı. Burası güzel olmuş. Bir alt geçit var. Biz dörtleri yakalım öyle devam edelim yola. Ben şeyi de beğendim bu sefer. Başta gördüğümüz resimde belki şeydi biraz. Yapay zeka araçları. Normal sağda solda duranlar. Bir garipti de böyle yamaçta bırakmış farklı biraz geldi bırakmışlar. Nasıl spawn oluyorlar sürekli de. Şunlar bak. Herhalde bir şey var orada ona göre koydular. Hiç gitmedim çünkü ben buradan da ondan. Yani bu yoldan gitmedim hiç. Bir dakika. Tamam. Ocakbaşı yine. Ya şey eski İstanbul yolu yok hani şimdi bir kısmına giriyormuşsun gibi oluyor ya da işte şimdi yani bu yol devam etmesi bekleniyordu ama işte yok ya. Olabilir miydi yani öyle ne şimdi şöyle bir şey var otobanı yapıyorlar. Aynı anda yan taraftan bir daha böyle bir yol geçirmesi sıkıntı olur. Oradaki kavşakları yapmaları gerekiyor. Onlar çok yer kaplıyor. Manzarasının resmini çizmesi gerekiyor. Ne görüyorsa onu yapmak zorunda haritada. Bir sürü yer görüyorsa sıkışabilmiş olacak. Normalde görmeyeceğin yerden mesela oradan bambaşka bir yere göreceksin ama zorlansa bir şey yapılabilir ama sadece Trakya yok bu arada DLC'sinde. Sadece Trakya DLC'sinin olduğu yani bir Marmara DLC gelse o zaman itiraz edebilirdik. Ama Romanya Bulgaristan da var yani. Zaten İstanbul için yeterince uğraşılmış. Yani bütün şeyi oraya harcamışlar gibi yani. Bütün biz kredimiz sanki oraya harcamışız gibi ya değil mi? Çorlu heh geldik buraya işte yok. Çorlu. Çorlu yok ya. Ama burada bir ne var? Bir tam bir kavşak var ama bir dakika şimdi bir şöyle bir girelim. Burada yine gerçek bir yer mi vardı ya? Yanlış yerden girdik ama. Yani burada devam ediyor. Mesela burada başka aslında şeyler de var ama doğal olarak sığmadığı için yapılmıyor. Şimdi Çatalca'ya gelmeden bırakacağız videoyu. Biraz uzun oldu Tekirdağ. Gösterecek şeyler olunca doğal olarak.
Yani Marina da burada. Yine inebiliyorsunuz. Şirketten iş alabiliyorsunuz. Şimdi göreceksiniz zaten. Yeniçeri'yi geçtik. Yine ilk paylaşılan görüntülerden birisi buradaydı. Buradaki araba sürekli değişiyor sanki sivil polis. Burada inip aynı yer varmış zaten de yani kullanılmıyor sanırım da bilmiyorum yani şey olarak burada şirket olarak yapmışlar. Yine burada mesela ne var şimdi? Şimdi kantara girmemiz gerekiyor da. Ötmedi ya, öttü mü? Ötmedi ki. Burada ne var mesela? Ay, girmemiz gerekiyor, tamam. Şimdi yapmış ona göre. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yazıyor logosu. Ya bunlar kamu olduğu için kullanılmasına bir sakınca yokmuş. Zaten araştırılmış bunlar. Avukata falan sormuşlar yani her şeyi ama işte şey olanları yapmamışlar. Mesela TCD'de o yüzden olmamış hani başka bir ismi zaten Roman Cedemi neymiş şeymiş o. Başka bir açılımı tren mi demir yolu mu öyle bir şeymiş de. Bir yağmur başladı. Evet, bir sonraki videoda görüşürüz. Çatalca'dan yani bu işi bırakacağız zaten oraya. Aa yok oraya gitmiyormuş bu ya. Ben yanlış almışım ya. Oradaki zaten isim başkaydı. Rakip falan yazması lazımdı ya. Çatalca'ya gitmiyormuş da oraya gideceğim. Öyle yaparız. Yani bu sağdan zaten İstanbul'a devam ediyorsun ve buradan da Kapıkule Edirne yoluna tekrar geri dönüyorsunuz. Bu DLC'de.